Aykırı Sorular saatinde saat 20.45 ben Emre Aysar, CNN Türk Televizyonu'nda, CNN Türk Radyo'da gerçekten soru sormaya değer bir günü yaşıyoruz. Bunu tabii memnuniyetle söylemiyorum. Keşke anlamlı, olumlu ve barışa yönelik konuşabilsek. Bizim Orta Doğu coğrafyamızın kaderi mi desek, yoksa biraz da dünyanın kalbi olduğu için mi? Burada bir türlü durulmayan bir şiddet ortamı var. Bugün de tarihin belki de yazacağı en ilginç günlerden birisi yaşanıyor. Hem Türkiye açısından hem Orta Doğu açısından ilginç bir gün. Biz de yayın akışımızı değiştirerek değerli hukukçu dostumuzdan da izin alarak yeni bir yayın sürecine geçtik. Ayrıca da bir başka akademisyen dostumuzu aslında olağanüstü koşullarda kaldırıp buraya getirdik. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Han bizimle. Doçent Doktor, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında haber tarafını herhalde Türkiye ve dünya kavradı. Türkiye açısından ve Orta Doğu açısından ilginç bir gün yaşanıyor. Konsolosluğumuz şu anda işgal edilmiş durumda. Rehin alınanlar var. Ticaret için yola çıkan ve işte yine şu anda tutsak olan kimseler var. Ve Orta Doğu coğrafyasında şu anda sınırların belirsiz olduğu bir tablo var. Önce sondan başlayalım. Diplomasi açısından konuşalım. Böyle bir durumda kapınıza bir örgüt dayandığı zaman diplomat olarak ne yapmanız gerekirdi? Doğru mu yapıldı? Bir onu soracağım. İkincisi, şu anda diplomasinin gücü oradaki 80 insanın kurtulmasına yetecek mi? Ne yapılır bu durumda? İki düzeyde ele almak lazım. Bir tanesi makro, ulusal planda götürülen Türkiye'nin dış politikası ya da herhangi bir devletin dış politikası dediğimiz şey. Onu şimdi bir yana bırakıyorum. Çünkü sizin sorunuzdan anladığım aşağıda, yani konsolosluk düzeyinde ya da saldırıya uğrayan diplomatik temsilcilik düzeyinde ne yapmak lazım? Şimdi bunlar ilgili ülkenin toprağıdır. Yani Musul'daki Türk konsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Bunu savunmayı tercih edebilirsiniz. Bunun sonuçlarına katlanırsınız veya bu sefer tercih edildiği anlaşıldığı gibi daha işi çatışmaya vardırmadan teslim etmek noktasına gider. İçeridekilerin can güvenliğini korursunuz. Bir yandan da aslında krizin baş edilemeyecek noktalara tırmanmasını engellersiniz. Bunu ben tahmin etmiyorum ki, tabii bu noktada bilgilere sahipiz ama ben tahmin etmiyorum ki merkezden talimatsız yapabilirsiniz. Yani anahtarı alıp karşıdakinin eline merkez talimatı olmadan. Siyasal bir karar diyorsunuz. Bunun siyasal bir karar olması gerekir. Bu siyasal kararın arkasındaki sahiplerin ne olduğu konusu tartışılabilir ama bir tane motivasyonun tartışılacak tarafı yok. O da eğer can ve mal kaybı olursa, bu zaten can ve mal kaybı olması bakımından kötüdür. Ama ondan da öte, o noktaya işler tırmanırsa şu anda maliyetini göze almak istemediğimiz bir takım hamleler, adımlar atmak zorunda kalırız. Bundan kaçıyoruz demek. Şunu soracağım. Elbette ki oradaki insanların hiçbirinin burnunun kanamaması. Çünkü içeride kimlerin olduğunu tam olarak ben bilmiyorum ama herhalde devlet biliyordur bunları. Karşınıza da 900 bin civarında silahlı insan gelmiş ve bu insanların en büyük özelliği kafa kesmeleri. Evet. Canice hiçbir... Hiçbir diyalog kurulamayacak insanlar olması. Ama bunun arkasında bir şey daha var. Mesela siz deseniz ki ben bunu savaş sebebi sayıyorum. Savaş İki devlet arasında olur. Karşınızda böyle bir otorite boşluğu olduğunda savaş da yok. Şimdi Türkiye neyle karşı karşıya diplomasi olarak? Yani NATO'yu toplantıya çağırdınız. Ne için çağırdınız? Müdahale için mi? Ya da devletlerin meşru müdafaa hakkı yok mudur şu anda Türkiye? Örneğin İsrail bu durumda olsa ne yapardı? İsrail bu durumda olsaydı hiç kuşku yok, derhal müdahale ederdi. Yani o İsrail politikasının zaten normal mantığı içerisinde bulunan bir adım olurdu ve derhal müdahale ederdi. Çok muhtemelen aslında İsrail söz konusu olsaydı, İsrail çevrenin sarıldığını hissetse Musul konsolosluğu gibi bir noktada bir müdahalede bulunurdu. O çevreyi dağıtmak adına, yaklaştırmamak adına veya bunun çok maliyetli olacağını karşı tarafa hissettirmek adına. Çünkü önemli, o bölge için önemli miktarda insandan bahsediyoruz. 1000 tane militan, ama öte taraftan öyle hani bir ordu da değil karşınızdaki, bir tümen değil. Bunun ve ayrıca eğer karşınızdaki düşmanın, terör örgütünün gücüne bakarsanız o da 5-6 bin civarında gücü olan bir topluluk. Hepsi güç olsa ne olur? Hepsi. Şimdi dolayısıyla o 1000 tane adamın üzerine ciddi şekilde ateş yağdıracağınız ve bunun onları
o anda zeminde bulunan ilgili ülkenin, yani bu durumda Irak'ın güçleri karşısında bir de sizin havadan yapacağınız baskı nedeniyle zor duruma düşüreceği falan gibi bir şey olsa, bir hava olsa, zaten bunu yapmamayı tercih eder. Ha, bu durumda şöyle bir zorluk var, hiç kuşku yok. Yani Türkiye oraya havadan müdahale etmek istese Irak'la konuşmak durumunda kalacak. Irak merkezi Irak yok yönetimi, şu anda. Irak merkezi, Irak var aslında Bağdat'ta. Bir yönetim var. Onlar da orduyu bırakıp, yani ordusu kıyafetleri çıkarıp kaçan insanlardan. Şimdi bakın, bana sorduğunuz sorunun genel teorik çerçevesi, için söylüyorum. Şimdi bir kere, eğer söz konusu olan İsrail olsa, İsrail Irak merkezi yönetiminin izin almayı falan beklemez, girerdi. Bunun doğru veya yanlış olduğu tartışılır ama bunu yapardı. Bizim durumumuzdaysa biz Irak'tan o izni alabildik mi alamadık mı, bunun için başvurduk mu başvurmadık mı bilmiyorum ama en azından başvurmuş olmamız gerekirdi diye düşünüyorum. Ha, Irak merkezi yönetimiyle de papaz olduğumuz için işin hani uzun lafın kısası, bu izni almamız da zor olabilirdi. Fakat eğer Türkiye'nin havadan bir baskısı söz konusu olsaydı, özel kuvvetlerle bir müdahalesi söz konusu olsaydı, bu durumda zemindeki Irak kuvvetleri de bu kadar kolay belki bu spekülasyon, kaçmak durumunda kalmazdı. Buradan şunu anlıyorum, yine ilk noktama döneyim çünkü o sorunuz önemli. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bu tırmanmanın bedelini bugün ödemek isteseydi bunların hepsini yapardı. Bunların yapılmamış olması, bunları akıl edilemediğinden değil, hiç kuşku yok. Bunlar yapılmadıysa ben bir tek şey görürüm. O maliyete katlanmak istemedi Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışişlerini yönetenler bugün eğer teslim olunursa çatışmasız çok daha az maliyetle bu işin içinden çıkılabileceğini düşündüler. Açık olan bu ve bence üzerine konsantre olunması gereken peki, noktada bu. Dışişleri Bakanı şöyle bir şey söyledi. Kimse Türkiye'yi test etmeye kalkmasın dedi. Hı hı. Şimdi bu ikinci defadır aynı cümle kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse test etmeye kalkmasın dediğiniz zaman ortadaki duruma baktığınız zaman bayağı bir ciddi durumla karşı karşıyayız. Hani testin ötesinde şu anda Türkiye'deki herkesin şeyi, duygusu, düşüncesi oradaki insanların sağ salim Türkiye'ye dönmesi yönünde. Daha da ileri gidebilirim. Orada Türkmenlerin başı dertte, çaresiz insanların başı dertte. Yani her tarafta bir kaos var. Test etmek diplomatik dilde ne anlama gelir? Biz ne söylemiş olduk? Ve NATO'yu çağırmak önemli bir şey içerir mi, anlam içerir mi? Hemen şuradan bir de önceki soruya verdiğim cevaptan yola çıkalım. O yüzden merkezde onun olduğunu söyledim. Şimdi birinci tercihiniz ne? Birinci tercihiniz çatışmaya yol açmamak. Biliyorsunuz ki bırakın tamam, teslim olun oradaki diplomatik misyona. Bu bir kere söylendikten sonra şimdi Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama şu demek. Bak, ben orada fazlaca meseleyi tırmandırmadım. Ne senin ne benim geri dönemeyeceğimiz adımlar atılmasına neden olmadım. Ama bu noktadan sonra, bu bir ihtimaldir. Neden? Çünkü daha önceden yapmışlıkları var bu adamların bu işleri. Bu noktadan sonra gider maazallah eğer bir Türk diplomatının, bir Türk özel kuvvetler ya da işte oradaki polis özel harekat timinin mensubunun veya o bölgede ele geçmiş 49 tane kişiden bir tanesinin canına zarar verirsen, ben bir önce atmadığım adımları atarım. Zaten de atmak zorundasınız o noktadan sonra. Bunu bil ve ona göre davran. Bu manaya geliyor. NATO'yu bu noktada masaya çağırmanın diyeyim sembolik önemi pratik öneminden daha fazla. Çünkü dediğiniz gibi ortada bir devlet falan yok. Zaten yani dünyanın aklı başında bir bölümü tarafından terör örgütü olarak nitelenen bir grup var. Aslında grupta bakıyorum şu ara medyada hızla dinlediğim tartışmalarda şöyle bir yanlış da var. Bu bahsettiğimiz grup, Irak Şam İslam Devleti isimli grup, aslında Anbar çıkışlı, yani o bölge Ninova Anbar çıkışlı bir grup. Dolayısıyla aslında aslına döndü. Niye aslına döndü? O başka bir soru belki. Suriye'nin kuzeyinde mevcut bulunan durumda tutunamadığı için biraz da bu tarafa doğru kaydı ve kendi klasik alanının da kuzeyine doğru çıktı ve Irak Devleti diye bir şey de olmadığı için oraları işgal etti. Ama bu durumda NATO'nun gidip Irak Devleti'ne herhangi bir biçimde savaşı ilan etmesi falan mümkün değil. Zaten bugüne kadar NATO ile ilişkili olarak birçok kere bu hükümetin döneminde bu tür konuşmalar oldu. Son dakika bilgisi vereyim. Şu anda NATO olağanüstü olarak toplanmış durumda.
Dolayısıyla NATO'nun olağanüstü toplanmasından bir karar çıkar mı, nasıl bir karar çıkar bilmiyorum. Ama size söylediğiniz ilave bir şey söyleyeceğim. Önemli bir detay. Türkiye'ye destek çıkar. Çıkar da ne yapacak? Ha, o kadar. Yani bir açıklama. Türkiye bundan önce ne oldu? Fantom düştüğünde ne olduysa olur. Şimdi bölgedeki bu kendini devlet olarak tarif eden kimseler meşruiyet arıyorlar ve bu meşruiyete uygun da bir açıklama yapıyor. Arayışa uygun da. Demişler ki biz kimseyi falan kaçırmadık, tutukladık. Yani biz bir devletiz, onları tutukladık. Hı hı. Şimdi sabahtan beri dinlediğim tartışmalarda siz diplomasiyi de bilen birisi olarak bize şunu açıklarsanız sevinirim. Sizin bütün bu söyledikleriniz karşımıza bir devlet alsa muhatabı tarafından algılanabilir. Karşımıza biz bir devlet olmadığını söylüyoruz, onlar da bir devlet olduğunu söylüyorlar. Sonuç itibariyle bir devlet olmadığı halde, yani şu günkü halde biz ne tür bir tavır olursa sessizliğimizi koruruz? Yani bırakırlarsa rehineleri koruruz da aksi olursa müdahale mi ederiz? Yani çünkü burada dakikalar bile önemli artık. İşin doğrusu bırakırlarsa biz bunu hızla kapatırız muhtemelen. Olayın üstünü örteriz anlamında mı söylüyorsunuz? Yani kapatırız, üstünü örteriz. Yani üstünü örtmek dışında... Yoksa ne? Yani kınarız. Bu zaten terör örgütü listesinde. Orada kalır. Türkiye içerisindeki harekatlarını biraz daha fazla kontrol etmeye çalışırız. Trafik geçiyorsa Türkiye'nin içinden diyorlar ya, geçmiyormuş ama yani geçiyorsa eğer onu kontrol etmek noktasında bir takım inisiyatifleriniz olur. Ama onun ötesinde Türkiye'nin Suriye sınırını geçip Suriye'de bu örgüte müdahale etmesi veya Kuzey Irak'ın üstünden atlayıp bu bölgeye girmesi söz konusu. Gelmiyor bana. Yani bu biraz fazla zor olur. Dolayısıyla eğer serbest bırakırlarsa biz onları sevmeyiz, onlar bizi sevmez. Hani klasik bizim Karadeniz hikayesi gibi. Sen beni tanımarsın, ben seni hiç tanımıyorum. Birbirimizi rahat bırakalım bundan sonra. Ama işin geldiği noktada artık o kadar kolay dezengaje olabileceğimizi, birbirimizden yakamızı sıyırabileceğimizi de doğrusu ya düşünmüyorum. Eğer bırakmazlarsa o zaman Sayın Dışişleri Bakanı'nın söylediği işte Türkiye'nin sabrını, gücünü test etmesinlerden kastın ne olduğunu, Türkiye'nin bu noktada gerek bu örgüte gerekse bu örgüt gibi başka örgütlere maliyet yaratmaya karar verdiğinde, cezalandırmaya karar verdiğinde ne yapabileceğini görürüz. Ama bunun sadece Türkiye ve örgüt arasındaki, bu örgüt arasındaki ilişkilerde değil, Akşam İslam Devleti ile ilişkilerde değil. Bunun bütün bölge çapında etkileri olur. Muhtemelen Türkiye bu noktada İran'la daha fazla işbirliği yapmaya da peki, çalışacak. Peki şunu soracağım. Bugün çok tartışılan meselelerden biri oydu. Medyada da başka yerlerde de bu tarz bir gelişme, yani bir coğrafi bölgenin el değiştirmesi, gelişmesi. Siz de takdir edersiniz ki akşamdan sabaha olmaz. Olmaz. Nitekim Türkiye'deki pek çok siyasal gözlemci, diplomasiyi bir kenara koyalım, uluslararası ilişkileri bilen ya da bölgeyi bilen insanlar bütün bu süreci adım 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 hep yazdılar, hep söylediler. Peki Türkiye nasıl bunda hazırlıksızmış gibi yakalandı? Şimdi zaten soruyu sorarken kullandığınız kelime önemli orada. Hazırlıksızmış gibi yakalandı. Burada iki şeyden birine inanmamız lazım. Ya Türkiye'nin iddia edildiği gibi bölgede uçan kuştan haberi olan bir ülke olduğuna inanacağız. Ya da Türkiye'nin kendi konsolosluğunun 300 metre ilerisinde ne olduğunu bilmeyen ya da biliyorsa da buna müdahale edemeyen bir ülke olduğuna inanacağız. Seçim kamuoyuna ait. Ama ikisi de kötü. Yani iyi bir seçenek olduğunu söylemedim ama üçüncü bir seçenek görmüyorum. Peki bunun üzerinden yine gidersek... Çok yine uzun süre tartışılan bir mesele. Barzani, PYD, Türkiye'de de işte KCK ve PKK üzerinden konuşulabileceğimiz bir süreç de yaşandı ve özellikle Barzani'nin PYD'ye kapılarını kapadığını, oradaki insanların büyük bir sefalet yaşadığını ve ardından aslında Barzani'nin de bugünkü tabloyu kestiremediğini okumamız gerekebilir. Ya da kestiriyorsa da bu felaket sandığından daha büyük geldi. Kürt varlığını hem bizim coğrafyamız açısından, çünkü bizim içimizdeki, bizim kendi yurttaşımız olan Kürtlerle yaşadığımız süreç ayrı. Bir de bizim coğrafyamızın dışında bambaşka bir tablonun olması da ayrı. Yani çok bilinmeyenli bir denkleme döndü hikaye. Ona ne diyeceğiz?
Şimdi bu bütün taraflar açısından fırsatlar, tehditlerle bir arada geliyor. Şimdi Türkiye açısından bir adım dışarıya çıkalım. Yani bunu polemik yaratmak, şunu bunun için söylemiyorum. Manzara ortada. Diyarbakır'da bir askeri üste bayrağı indirilmiş ve konsolosluğu işgal edilmiş bir ülkeden bahsediyorsunuz şu anda. Yani dışarıdan baktığınız zaman çok uluslararası ilişkiler açısından yaklaştığınızda öyle hani en iyi zamanınızı yaşıyorsunuz diyemeyiz. Fakat bu dediğiniz gibi de birdenbire olmuş bir şey değil, belki dediğim gibi ona da gireceğiz. Öte taraftan Irak Kürdistan'ı açısından, KRG açısından, Kürt bölgesel yönetim açısından bu bir fırsat olabilir. Neden? Çünkü çökmüş bir maliki var. Ve bu da Türkiye'nin ağırlığından bir ölçekte kaynaklanıyor. Yani şunu da bilmek lazım. Türkiye gerçekten büyük bir devlet ve adımını attığı zaman iri bir devlet olarak ayağını bastığı yerde bir çöküntü yaşatıyor. O yaşattığı çöküntü kendi çıkarlarına olabilir. O zaman tabii Rabbena amena, yani hoş gelmişsin. Ama bazı durumlarda da bir takım başka aktörleri zayıflatarak uzun vadede kendisine zarar verecek ortam yaratıyor. Mesela Maliki ile Türkiye Cumhuriyeti'nin arasının, tabii bunun bir kısmının sorumlu da Maliki'ye aittir, hiç kuşku yok, ama bu derecede mesafeli oluşunun bir sonucu Maliki'nin de zayıf düşmesidir. Şimdi siz bunu eğer Barzani'nin oturduğu yerden bakarsanız şunu görürsünüz. Zaten bir iddiam var benim. Mevcut Kürt bölgesel yönetiminin ötesinde Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı bölgeler olduğunu söylüyorum. Bunlardan bir tanesi Kerkük. Anayasada oylama yapılacak dendi. Yapılmadı. Neden? Türkiye, Amerika istemedi. İşte İran bütünlüğü açısından. Bir tanesi Musul. Tam sınırın dışında kalıyor ama bir Kürt şehri Rojava. Evet. O ayrı bir konu. Yani o Kuzey Suriye, Rojava meselesi başka bir konu. Ben şu anda Barzani'nin durduğu yerden Irak coğrafyasına bakıyorum. Yani benim hakim olduğum bölgenin ötesinde neredeyse o bölgenin bir miktarının, yani bir yarısından daha fazla bir bölgede benim olmalı diye iddia ediyorum. Ve Maliki de bana diyor ki bak, oradan aşağıya gidersen, kendi başına petrol anlaşması yaparsan Türkiye ile, ben seni cezalandırırım. Hatta Amerika'dan F-16 aldım, onları kaldırdım, indirdim falan gibi bir oyun oynama halinde. İşi basite indirgersek. Tam da bu noktada Maliki'nin merkezi yönetim güçlüdür, ben de bunun başındayım diyen adamın kontrolünün altındaki çok önemli iki tane şehir, bir tanesi Tikrit, Irak'ta Sünnilerin merkezi, öbürü Musul. Bunların ikisi bir anda yağmalanıyor ve Maliki'nin ordusu çöküyor. Şimdi siz bu bölgeleri kurtaracak olanın kim olduğuna bakın diyeceğim. Kim eğer olur? Eğer bunu becerebilirse Kürdistan yönetimi, Irak Kürdistan'ı yönetimi, o zaman bu bölgelerin bundan sonra kime ait olması gerektiği konusundaki tartışma çok başka parametreler üzerinden. Türkiye'nin de burada ağırlığı söz konusu o zaman. Ama Musul ve Kerkük meselesinde Türkiye her zaman hassas olduğunu söyledi. Türkiye hassas olduğunu söyledi ama bugünkü durumda Türkiye'nin konsolosluğu işgal edilmiş. 80 tane vatandaşı 28 tren şoförüyle beraber dışarıda. Dolayısıyla başka bir masa olur diyorum. Ben bu Türkiye'nin ağırlığı yani havaya uçar gider demiyorum ama siz düşünün, peşmerge birlikleri Musul'u kurtardı. Bu yani Normandiya'ya Amerikalılar çıktı gibi bir şey. Ondan sonra ne olduysa burada da benzer siyasi dinamiklerin olması beklenir. Peki Esad'la çatışmıyorlar bu IŞİD militanları. Ve sanki orada bir anlaşma, karşılıklı sessiz bir anlaşma varmış gibi. Esad bu sürede kendini toparlamak için bekledi. Seçimini yaptı, seçimi kazandı, af ilan etti. Ve şu anda Irak üzerinde yürüyor dengeler. Peki bölgenin bir de Esad boyutu var. Türkiye'nin bütün bu kıyamet koparkenki tavrı, Esad'ın yani planları da Esad'ın bir hafta içinde, iki hafta içinde devrileceği üzerinden diye yola çıkıldı. Denklem değişti. Masanın neresinde Esad? Esad kendi alanına hakim bir kere ve şu aralar şeyle hiç ilgilenir gibi gözükmüyor. Ve bence baştan zaten bir süre çatışma devam ettikten sonra bu kararı verdi Şam yönetimi. Suriye'nin doğusuyla çok ilgilenmeme, kuzeyini de Türkiye'nin başına bela etme. Yani bu, ve kendisi batıda konsolide olmaya çalışıyor. Sonrasında eğer bir fırsat çıkarsa, opportunistik, fırsatçı bir hareketle buralara doğru gelebilir. Özellikle petrol zengini olan bölgelere doğru, ki o şu anda IŞİD tarafından da başkent
ilan edilmiş vaziyette. Dolayısıyla şu anda orada ne olduğuyla çok ilgilenmemek noktasında bir tercih var Esad yönetiminin. Ve Esad yönetimi hani 3 ay sonra gidiyor, 6 ay sonra gidiyor, 1 sene sonra gidiyor ama Esad yönetimi yerinde ve yakın bir zamanda da bir yere gidiyormuş gibi gözükmüyor. Eğer mesela şunu düşünmek istemem doğrusu, NATO'daki eğer gündemi alıp biz Suriye'ye de bağlamak istersek hele İngilizce'de bir laf vardır ya, lip service diye, hani dudak hizmeti, iki laf edip arkasından çıkmak, onun dışında hiçbir şey alamayız. Belki öbür türlü en azından Irak'la alakalı olarak bundan sonraki adımlarda biraz daha kendimiz için meşrulaştırıcı, güçlendirici bir zemin içerisinde olabiliriz diye düşünüyorum. Suriye'nin doğusuyla ilgili olarak orası artık hiç kimseye ait olmayan bir boşluk alanı. Zaten IŞİD'in orayı dolduruyor olmasının önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Bir boşluk olması. Bir boşluk olması. O boşluğu da yukarıdan Kürtler dolduruyor. Batıdan ve güneyden gelerek de Esad güçleri, ama daha önemlisi İran'ın Esad'la beraber savaşan birlikleri Peki, dolduruyor. Çok önemli bir şey var burada. IŞİD'in elinde kalır mı burası? Bu kadar önemli bir coğrafya. Hayır. Demek ki bu geçici bir şey. Yani Doğru. yeni kart da alması için, ama kan ne olabilir? Alışır. Kesinlikle. Dolayısıyla yani orada Türkmenlerin de yarın başı ağrıyabilir. Kürtlerin başı ağrıyabilir. Bu sırada bizim buradaki 80 yurttaşımızın ayrıca yaşam tehdidi. Ayrıca bizim sınır güvenliğimiz açısından da tehdit Bizim oldu. Açımızdan en önemli olan 80 yurttaşımız. İlk hamle olarak o. Ama sınırımızı da katarsak ciddi bir tehdit. Kendi sınırımızı kendimiz bu hale getirdik. Şimdi yani eğri oturup doğru konuşalım. Biz 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık, hadi 6 aylık, hadi Amerikan seçimlerinin hemen arkasından, hadi kimyasal silah kullanımının arkasından bitecek olan ve Esad'ın mutlak yenilgisiyle sonuçlanacak olan bir Suriye savaşı meselesine konsantre olduğumuz için burada çok ciddi bir geçirgen sınır yarattık. Geçirgen sınırlar bugün uluslararası ilişkilerde başınıza gelebilecek en büyük felakettir. Bizim 911 kilometrelik geçirgen bir sınırımız var. Ve bu 911 kilometrelik geçirgen sınırı Afganistan-Pakistan sınırından, bir zamanlar Suriye-Lübnan sınırından farklı değil. Ne Suriye'ye ne Pakistan'a o geçirgen sınırlar hayır getirmedi. Üstelik bizden daha fazla kontrol ediyorlardı bu sınırlar. Peki siz bunun bir tercih olduğunu söylüyorsunuz, sınırın böyle bırakılmasının, yani geçirgen olmasının. Yani geçirgen olmasının tercih olduğunu ben söylemiyorum. Dışişleri Bakanlığı. Peki neden bir devlet bu geçirgen sınıra izin verir? Yani sınırlarını ileride daha genişletmek için mi, yoksa insani sebeplerden dolayı mı, yoksa bir stratejik derinlik olduğu için mi bu konuda? Valla bizim resmi açıklamamız bunun insani oldu. Stratejik kafa yapımız diyeyim, bunun açık olması gerektiği, çünkü bu stratejik derinliğin sağlanması gerektiği yönünde dediğiniz türde bir yönelim içeriyor bana sorarsanız. Ama esas büyük analizimiz, dış politika analizimiz, hızla yerinden edilen bir Esad ve Türkiye'ye bağlanan hafif İslami soslu, Sünnilerin siyasetteki ağırlığının daha fazla olduğu, bunların içerisindeki de en hani palazlanmış grup olarak bugün pek de adı geçmeyen Suriye İvanı'nın da liderlik rolünü üstlendiği, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı, Esad'la bizim aramızdaki ilişkilerin o çok iyi Esad'ın kardeşimiz olduğu dönemde bize ifade ettiği Suriye'nin ne varsa tamamını tekrar ifade edebileceği bir manzaraydı. O manzara olmadı. Peki bugün yine bizim kanalda çeşitli siyasal yorumcuları dinledim. Mesela net bir şekilde şunu söyleyenler oldu. Tabii bunu söylemek için de çok büyük deha olmaya da gerek yok. Bu bir mezhep savaşıdır diye tarif edildi. Yani mezhepsel bir... Bu 3 senedir bir mezhep savaşı neredeyse. Bugün gelinen nokta en radikal. Fakat burada şöyle bir şey var. Burada Şii-Sünni gerilimi var. Ve biz Türkiye'de yapısı en ilginç olan, yani Orta Doğu'nun en ilginç olan ülkesi biziz. Çünkü neden? Biz seküler bir yaşamı tercih etmiş, laik tavrı anayasasına koymuş olan bir ülkeyiz. Ve şimdi gelip görüyoruz ki aslında altına çizip ekmek gibi, su gibi önemsediğimiz laikliğin tam da bugün Orta Doğu'daki bu tablo içerisinde kavram olarak da birleştirici ve panzehir olduğunu görüyoruz. Türkiye laiklik üzerindeki tavrını bugün koruyup da buradan kendini nasıl sıyırabilir? Yani şunu kastediyorum. Bir dakika ya, ben başka bir anlayışta bir ülkeyim diyebilir mi? Bunun olanak var mı? Yoksa biz Orta Doğu bataklığına saplandık mı?
Yani Türkiye'nin devlet geleneği o başka anlayışa doğru geçmesini kolaylaştıracak bir sürü unsura sahip. Dolayısıyla çok geç diyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bu iş mezhep savaşına dönüştü zaten başından beri öyleydi derken. Tabii bunun derecesi arttı arttı arttı. Birinci seneden sonra bu kafa kesen demek. Kafa kesen ve bir şey bir bütün şiddetiyle ve çirkinliğiyle bir mezhep savaşına döndü Suriye'de. Irak'taysa hem mezhepsel hem etnik bir sıkıntının var olduğunu düşünüyoruz. Türkiye bunların hepsinin dışında kalabilir. Neyle kalabilir? Türkiye'nin değerleri var. Bu değerler bugün iddia edilen nedir değerler bir tanesi laiklik. Biraz evvel söylediğiniz. Neden? Çünkü bu mezhepsel gerginlikleri ortadan kaldırır. Laik bir kamu düzeni. Laik bir kamu düzeni derken de yani işte bu öcü laiklik diye tanımladıkları şeyden bahsetmiyorum. Yani kimsenin inancıyla ilgili olarak diğerini yargılamadı. İkincisi demokrasi. Demokrasi derken demokrasinin niteliğinin ne olduğunun üzerine bir kere anlamlı bir ortak anlayış geliştirmemiz lazım. Anlamlılık da burada aklı başında dışında bir anlama gelmiyor. O da nedir? Demokrasi dediğiniz şey karşılıklı tavizler verilmesiyle oydaşmalar, konsensuslar oluşturarak yürür. Eğer benim size burada sizinle birlikte yaşama irademi gösterdiğim için verdiğim şu husustaki tavizi bundan sonra bana her şeyi yapabileceğiniz noktasında bir taviz olarak algılarsanız o zaman birlikte yaşama irademizi kaybederiz. Bugün Orta Doğu'da olan bu. Türkiye ise demokrasiyi yaşayan eksikliğiyle, fazlalığıyla yaşayan bir ülke. O ülke olmaya devam etmek ve bu standartlarını geliştirmek mecburiyetinde. Ve tabii her şeyden önce de devlet ciddiyeti diye bir şey var. Ve devlet ciddiyeti denilen şey, ben orada Sayın Bülent Arınç'a hak vermek durumundayım. Hani Twitter'dan olmadık zamanlarda mesaj atmakla olmuyor. Ya ama yani devlet ciddiyeti dediğiniz zaman Twitter'dan olmadık zamanlarda mesaj atmayacaksınız dediğiniz zaman bunu atan kimselerin de devletin karar mekanizmasında olduğu hatırımıza geliyor. O zaman ne diyeceğiz? O zaman şunu söyleyeceğiz. Zaten bizim... Ya bunu bize söylemesinin bir anlamı yok. Şöyle. Bakın bunlar birbirinden farklı olaylarmış gibi tartışılıyor ve biz bunları kompartmantalize ediyoruz. Aslında değil. Siyasi sorumluluk diye bir kavram var. Dünyanın her yerinde siyasal sistemlerin, iktidarların üzerinde durmaları gereken ve üzerinden yargılandıkları kavram budur. Ve o siyasal sorumluluk denilen şey Musul'da, Diyarbakır'da, Ankara'da, İstanbul'da hep iktidarı bağlar. Siyaseti yapanlar siyasi sorumlulukla davranmak mecburiyetindedirler. Yaptıklarının doğru veya yanlış olup olmadığını yargılamak güç bir iştir. Çünkü genellikle onları tarih ve sonuçlar yargılar. Şu ana kadar ki bizim bir biçimde skorumuz çok parlak gözükmüyor. Yani şu gün itibariyle. Ama eğer bundan öteye geçer, mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik temsilcilerinin veya güvenlik kuvvetlerinin diplomatik nitelikli üstelik güvenlik kuvvetlerinin başına bir maazallah bir şey gelirse o zaman bunun siyasi sorumluluğunu üstlenmek gerekir. Peki şunu soracağım. Türkiye'deki bu bayrak indirme olayı da çok tartışıldı. Ardından da bu meseleye geldi. Hadi Türkiye'nin içindeki olayları tartışırken Türkiye'nin içinde sorumlular bulmaya çalışan bir siyasal iktidar var. Yani paralel yapı, işte barışı bozanlar falan deniyor ama Türkiye'nin dışında olanlar için bunu söylemek pek mümkün değil. Yani orada herhalde Türkiye'nin iç dinamiklerinden olmuş bir şey değildir. Fakat bu iki olay tartışma yarattı. Fakat bu iki olaydan birincisinde bayrak indirme olayıyla ilgili şöyle bir şey oldu. Başbakan çok sert tepki gösterdi. Fakat siyasi sorumluluk dediğiniz sorumluluğu da başbakan taşıyor. Bugün de baktığımız zaman yine siyasi sorumluluğu başbakanın taşıyacağı ve karar vermemiz gereken bir durumla karşı karşıyayız. Uluslararası ilişkiler ölçeğinde ve Türkiye'nin iç dengeleri açısından bakarsanız, Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru da gidiyor. Türkiye neyle karşı karşıya şu anda? Valla Musul başbakanlık yarışının soması oldu bana sorarsanız. Yani AKP için başbakanlık yarışının soması oldu. Umarım bundan sonra ne oradaki şahısların ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin daha fazla acıya katlanmasını gerektirmeyecek şekilde çözümlenir. Bir kere bu. İkincisi siyasi sorumluluk dediğinizin de katmanları var. Başbakana gelene kadar ara katmanlar var. Yani eğer örneğin Musul'da her şey kontrol altında diye tweet atabiliyorsanız ve 23 saat geçmeden üstünden konsolosluğa girilebiliyorsa o zaman bunu oturup bir düşünmek gerekir. Ama en başta yani
sizin, benim ya da işte televizyon başındaki vatandaşın değil ama bu noktada karar verici konumda olanların. Peki, son sorumu soracağım. Dönüşte cevabını alacağız. Ahmet Han bize tabii meseleyi netlikle ortaya koydu. Ben son olarak da şu soruyu soracağım. Netice itibariyle Türkiye'de Sayın Davutoğlu'nun da bir kitabından hareketle stratejik derinlik diye bir tarif yapılmıştı. Bunun ne Osmanlıca bir politika olduğu söylenmişti. Geldiğimiz noktada Türkiye bu ne Osmanlıca politikanın hangi aşamasında? Büyük Türkiye ideali gerçekten o barış, sıfır sorun politikası sürüyor mu? Yoksa Türkiye o kadim devlet geleneğinden vazgeçtiği için sıkıntı mı yaşıyor? Bunu soracağım kendisine. Çünkü biz hep şuna inanırız. Türkiye'de hep o söylenir. Devletin iç siyasetinde ne olursa olsun dış siyasetinde bir geleneği vardır. O gelenek sürüyor mu, sürmüyor mu? Bence bu kritik bir soru. Reklamlardan sonra yanıtını alacağız. Evet sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Sayar Sözcüsü az önce bir açıklama yaptı ve güçlü bir şekilde kınadı. Kimi kınadı derseniz herhalde bölgedeki terör örgütünü. IŞİD'i çok anlamlı bir sonuç elde etmiş olduk. Ne diyeceksiniz bu konuda? Yani bu kınamanın en manalı sonucu olsa olsa istihbarat paylaşacağız olur. O da bizim konsolosluğa girildikten sonra çok fazla anlamlı değil. Ama tabii bizde bir başka komplo teorisi de var. Bunu da Amerikalılar tezgahladı diye. Onlara da akıl fikir ihsan eylesin diyorum Allah. Öte taraftan burada çok önemli bir mesele daha var. Biraz evvel söylediğim bu gelişme olur. Peşmerge yürüyerek Musul'u alır, hatta Tikrit'i falan bir biçimde baskı altına alırsa, IŞİD de buradan çekilmek mecburiyetinde kalırsa, bu noktada da belki başka gruplardan destek alarak çekilirse, ki çekilmek zorunda kalacaktır, tutamaz orayı. O durumda bizim görevlilerimizi, en büyük felaket Türkiye için, bizim görevlilerimizi de birlikte alıp oradan çıkarmaları olur. O zaman çünkü biz aynı Lübnan'daki pilotlar meselesinin bir daha vahim versiyonunu yaşamaya başlarız ve çok daha kalabalık ve uzun zaman bizi meşgul eder. Dış politikayla ilgili bir sorunuza, son sorunuza da gelirsek şunları söylemek lazım zannediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneksel dış politikası dediğimiz şey, kamu diplomasisi koordinatörlüğünün web sayfasından alıntıyla söylüyorum, Türkiye'nin yeni aktörlerinin zaten benimsemedikleri bir politika. Ancak bir gerçekle imtihan meselesi var. Şu anda Türk dış politikası gerçekle imtihan oluyor ve stratejik derinlik maalesef işleyen bir kuram olmaktan çıktı. Şurasında veya burasında bir takım isabetlilikler olabilir. Zaten yani bu normaldir. Birçok lafın arasında bazıları muhakkak isabetli bir noktaları oturacaktır. Ama bir dış politika doktrini olarak stratejik derinliğin arka planında yatan zihniyetin şu noktada iflas ettiği muhakkak. Böyle olunca ne devreye geliyor? Giriyor uluslararası ilişkiler kuramlarını bilenlerin bildikleri şöyle bir temel önerme var. Önerme şunu söylüyor. Bir ülkenin dış politikaya da yapabilecekleri nesnel olarak sahip olduğu gücün kendi etrafındaki diğer devletlerin ve diğer aktörlerin, işte Amerika'sı, Irak'ı, İran'ı, diğer aktörlerin sahip oldukları güçle nasıl bir ilişkisinin olduğu üzerinden tanımlanır. Yani benim gücüm 2 ise, milletin gücü 8 ise ben ikilik davranabilirim. Şimdi Türkiye'nin geleneksel dış politikası dediğiniz şey fazla konservatif, ki ben bunu eleştirmişimdir zamanında. Fazla konservatif olmakla birlikte 3 aşağı 5 yukarı bölge dinamikle ilgili aşırı tedbirli, fakat kendi gücüyle alakalı ve ilişkileriyle, dünyadaki konumuyla alakalı oldukça isabetli bir zeminin üzerine oturuyordu. Şimdi biz bunun çok ötesinde etki sahibi bir ülke olduğumuzu iddia ettiğimiz bir dönem geçirdik. Ve hatta söylemi böyle kurgularsak en sonunda nesnel realitenin de bununla örtüşeceğini söyledik. Bu olmadı. Olmayınca şimdi ne oluyor? Türkiye biraz evvel bahsettiğiniz o geleneksel dış politikasına dönmeye zorlanıyor. Demek bunu ki, da becerebilecek miyiz? O ayrı bir tartışma. Bunu becerip beceremeyeceğini tamamen zihniyet reformunun başarı düzeyi belirler. Peki. Sevgili seyirciler, yarın akşam görüşeceğiz. Bu saatten sonra, az önce reklam arasında konuştuk Ahmet Bey'le.
Önümüzdeki dakikalar ve yarın sabaha kadar herhalde hararetli gelişmeler olacaktır. Onları da göreceğiz. Dileğim insanlarımızın burnunun kanamaması, daha büyük dileğimse insanlığın burnunun kanamaması. Umarım öyle bir gece geçiririz. Hoşçakalın. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.